Değerli izleyenler, Hayvan Pazarı programı yeni bölümleriyle devam ediyor. Bu hafta Afyonşuhut'tayız. Biliyorsunuz Afyon pazarları genelde hareketli oluyor, kalabalık oluyor. Burada da güzel bir kalabalık var. Sabah 6.30-7 gibi pazara geldik, çekimlerimize başladık. Bakalım buradaki fiyatlar nasılmış, üreticiler bizlere neler anlatacak. Dilerseniz pazar yerini gezmeye başlayalım. Abi, 10 liralısı. Hayırlı olsun dedim, senin tercih senin. Anlaşamayacak mısın? O zaman 58'e ben çıkayım dayı. 58'e adamım abi. Pazarlık yapalım seninle. Uçsuzaca ya. Dedi de beni adam gibi geldim bak. Senin adam Allah gibi razı olsun. Ben sana vermek istedim. 50'ye bin lira kaldı. Ben vermem. İyi lan sen. Valla veremem. Yemin ediyorum. Ya yemin etme. Ben de söyledim Mehmet abi. 5200 dedim, 5300 alayım dedim. Gerek yok. Sen ne dedin Turan abi? 58'e adım abi. 55 TL abi kızım. 55 TL abi. 55 TL abi. Hayırlı olsun. Çıkamam, Mehmet çıkamam. Ne abi? Abi. Ne Mehmet abi? Mal güzel abi. Benim için 500 lira yani kazanmıyorsan bile kaldıramana. Kaldırmam abi. 1 milyon düşeyim. Mehmet abi, sen onun inancı bu. Hayırlı olsun. 54 lira. Dedik ne var? Turan abi, bu mal sevsa mı kırma? Abi sen bilirsin. Hayırlı olsun. Abi ben ne diyorum sana ya? 50 TL. Valla abi. Olmaz. Sen abi ne demek ya? Ya ben olacak. Ben olacak dedim ben sana. Ben sana diyorum ki pazarlık yaparız. 58 lira yapmazsa hayırlı olsun. Hepsi. Turan abi. 55 hayırlı olsun. Abi çok olur, inan çok ya. Yani. Valla sen desin. O zaman lazım ben fazla. Buradan mal pahalı. Lan abi 54 lira. Hayırlı olsun. Kaldır ya bir şey ya. Bana 1 milyon isim bekleme ben. Sigara parası diyeceğim yani yok. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. O zaman parasını bir ay müsaade edeceğim. Olmaz o iş. Benim 20'sinde var o zaman. Ben dedim sana, sen dedin ben kabul ettim. Tamam şimdi Mehmet abi, salla sabah sabah. Biz sokağa kalkacaksın, salla. Mehmet abi, avcıya alırım paranı. Hayırlı olsun. Tamam, hayırlı olsun. Salla. Montofon ve simental ırka 5 adet besidanası. Ortalama canlı ağırlık 280 kilogram. 27.500 liraya satıldı. Şurada iyi bizim oğlum. Abi ben de bozuyorum bir an. Gerek yok. Ben boş edemez. Yorma. Ben söyleyeyim. Sabah kaç istiyorsun? Usta bir şey. 34 lira dedim abi. 34-32 ne var anam? Abi 34. İşiniz onun üstünü ben arayacağım kardeşim. Güzel kardeşim. Niye ben böyle diyor? Anlatıyor. Değil abi. Kazanmıyoruz. Kazanmıyoruz. Hesabını etmemiz lazım. Kazanmıyoruz abi. Kazanmıyor değil mi? Valla abi rızkını Allah'tan bekle. Öyle ama ben de sadakla. Hayırlı olsun de. 3 lirayı Fatih. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. 100 liradan mal bırakın. Değil de hiç madet değil. Bunu sandıkadan oğlan sana getirmez. Ya getirmezler. Yani, biz de götürüyoruz da. Getiriyoruz. Fakat ya değil. Ya ne diyorum bak. Ya vecin 100 bir kere. Bizde yalan olmaz. Sen ötünü versin. Gerçek o yok. O doğrudur abi. De, gözüm basmıyor abi. Tamam. Değil ya. Hadi tamam. Sen bir gezin kardeşim. Nasıl? 50-50 bölüşün de. Ya mal indir abi. Mal indir şey. Satılır. Fatih Zabanan tut. 3.100 lira madem. 1 lira de demir parayı. Hayırlı olsun de bizim olan. Şu hayvana gözüm ısındı. Ahmet abi sen vacin yer yok. Beni üzüyorsun. Vacin yer. Vacin yer. Valla uğra. Emin ol. Ben de valla uğra. Sabah sabah. Üzmeyen bir. Bu sıkı yaptan madeni. Kalmadım önemli değil. Şunu hızla alın. Simental menezi 6 aylık 1 adet düve. Tahmini canlı ağırlık 170 kilogram. 3.200 liraya satıldı. Aytekin Diren, ben Şuhutluyum, besiciyim. Pazarımızın durumu şu anda hayvan fiyatları yüksek olduğu için alıcı pazarda az. Bayramdan çıkışın da etkisi var mıdır? Bayramdan çıkışın etkisi de var. Bir de fiyatların yüksek olduğu, hayvan fiyatlarının çok yüksek olduğu için alıcı bulamıyoruz. Esnaflar bu durumda sıkıntılı. Malını satamıyor. Fiyatlar çok yüksek. Kurbanlık var mıydı senin abi? Kurbanlığımız vardı biraz. Satabildin mi? Sattık. Nasıldı bu sene piyasa? İyiydi. Allah bereket versin, güzeldi. Yani sattık, kurbanlığımızı sattık. Kurbanlığa bir sıkıntımız yok. Şimdi yerine besilik hayvan almaya geldik. Yerine besilik hayvan almaya geldik. İşte besilik hayvanlar yüksek olduğu için şu anda beklemekteyiz. Yani alamıyoruz fiyatlar yüksek olduğu için. İlerisini göremiyoruz yani.
Fiyatları şu an iyi ama ileride düşerse diye endişe ediyoruz. Yani düşer diye korkumuzu alamıyoruz yani abi. Yüksek, fiyatlar yüksek. Bir tane buzağıyı almaya gidiyorsun 5 lira. E bu buzağıya bir sene bakacağız. E bir sene de bu buzağı ne kazanacak bilemiyoruz yani. O yüzden hiç şey yapmıyoruz, almıyoruz. Bekliyoruz şu anda yani ne olacak diye. Bakıyoruz yani duruma. Kaç baş hayvan bakıyorsun abi? 40 baş. 40 baş nasıl? Sana para kazandırıyor mu? Oğlunu da almış gelmişsin. Ailenin geçimini sağlayabiliyor musun? Ya bizim geçimimiz hayvancılıktan. Başka bizim geçimimiz yok. Çiftçilik yok. Sadece hayvancılık yapıyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz. Allah bereket versin. Kazanıyoruz 3-5 kuruş yani. Günün durumuna göre, fiyatın durumuna göre, piyasanın durumuna göre kazanıyoruz abi. Ecevit 14.5'ye alın demedim, ne demeyiz? Allah almazdan veririz ya, ödeyeceğiz mi nasıl bir şeydi ya? Kardeş, yorumuna gerek yok. Ya 16'ydı, 15.5, 16'ydı bak, 15.5 bu sana dedim, hadi 15 dedim. 14.5 lira dedik. Diyemem. 15'ten bir şey açtı. Ben, ne diyorsun sen ya? Ya diyeceğim mi de? Dedik ya, ya ne diyeceğim ya? Onu ben duydum, bana öcür değil mi? Aslında yorma cahil. Ecevit 14.5'ü vermedim, bizim işimiz olmaz. Açıkça devirem ben sana. Kaç yani. diye veremem çünkü çıkmaz. Çıkmaz. Valla onda da filan zarar ediyor ya. 14-15. Son günü diyemedik. Veremeyiz. Ya sen bilmiyor musun? Allah Allah böyle çekti. Hayal gibi Allah'ın kastı. Kaça gelir? Ben gördüm Ali. Kaç kardeş? 14 bin lira. Ya ustala gerek yok. Ya Ali bu acı yere var. Ben de yormaya sen. Ben 14.5'a veremem. 14 bin ya. Ali yani bana da topuk bey bunlar. Ben valla zar ederim, yemin ettirip duruyorum arkadaş, kaç oldu tamam, ya? Tamam, 200 fazla uzun. Ben buçuğa veremem kardeşim. Ya bir dur ya, veremem. Ben valla buçuğu içinde valla alır veremem. Ya. Veremem. Şuan dur. 14.5 2 lira. Veremem. Şikayet kıymetle veremem. Valla bu satılacak. Uçuğa hayırlı. Yani bir dilim ekmek arayacağız biz. Kardeş ben para kazanamam. Açıyorum. Ali abi. Para kazanamam. Ali abi, verdik. Ali. Ali abi, verdik. Tamam, sen bilsin. Ben para kazanamam. Allah hayırlı müşteri. Ali abi, verelim. Kardeş. O yemin etti, o işi kapatalım. 8. Aldım. Aa, edemeyiz. Daha dinleyin bana. Valla sen yorgunluk yapıyorsun Ali ya. Ali. Ben, sana bir şey dedim. Siz diyorsun. Para kazanmaz. Karışıkırklar'da 2 yaşında 2 adet besi danası, tahmini ortalama canlılık 450 kilogram, 14.600 liraya satıldı. Amcacığım seni tanıyalım. İsmim Hacı Hasan. Nerelisin? Şu Çakırızı. Hayvancılık yapıyorsun değil mi? Evet. Kaç yaşındasın? 78. Oldum ulan ufak maldan başladım. Zanaatim bu benim. Pazara ne getirdin? Dana mı getirdin? Düve mi getirdin? Dana getirdim işte bunlar benim. Kaç para istiyorsun danalara? 65. Nasıl pazar bugün? Pazar bugün durgun. Müşteri yok. Hayvan çok ama değil mi? Hayvan çok bugün. Bayram münasebet olmayınca kalan giden bölüm pazara döküldü. Kurban nasıl geçti? Kurbanlık var mıydı sende hiç? Vardı. Satabildin mi? Ben burada kantara verdim. Baskül. 15 tane vardı. Canlı verdim. 600 kilo, 650 kilo böyle geldi hayvanla. 570 kiloyu düzdü yani. 15 hayvan. Allah bereket versin. Bir ömür geçirmişsin diyelim hayvancılığın içinde. Para kazanabildin mi? Memnun musun? Başka iş yapmak ister miydin? Benim iletişimim yok. Karbanım benim bu. Anladın. Bundan Cenab-ı Allah ne verirse helalinden o. Fazla yani isteme. 50 liralısın 60 liraya vermek kerim bu kadar. Yeter. Çoluğumla çocuğumla yedirmek nasip etsin bu kadar. Karışıkırklar'da 7 aylık 2 adet bezi danası, tahmini ortalama canlı ağırlık 150 kilogram, 7800 liraya satıldı. Yani başkasına 92 istediğimiz malı sana ne diyor 88 lira. Satçığın için, besici olsa farklı veriyoruz. Tamam bize. Bir 4 daha.
Fena muamele demesi lazım. Senin diyeceksin abi. Diyemem efendim. Peki senin çiftini sen kaç alırsın kardeş? Diyemem abi, ben 35 alırsam 38'e de bitiririz yani. Çiftini kaç alırsın? Çiftini kaç alırsın abi? Dediğim gibi 70'e alalım abi. Vermez abi, 3'e 3'e verirler mi bunu kardeş? Alabilir verirler misin? Efendim ya abi. Ya bunu pazar yerde alabilir misin yani? Böyle bir şansımız var mı? Var abi, niye yani yok abi? Adamın evlerine gittiğimiz zaman adam 5'e 1000 lira istiyor. Yani bir de kapıdan kovuluyoruz, doğru mu? Ya orası ama burada da... biz size öyle bir şey yapmıyoruz. Biz orada alıyoruz geliyoruz. Burada size veriyoruz. Vallahi efendim abi. Sen çiftini mi alacaksın abi, tek çift? Çift fiyat ver ya. Efendim abi. Efendim bak, abi. Çarşamba günü aldık 4 tane malı, değil mi? Aldım biliyorum. Kaça paraya aldık? 4000 geliş lira aldık. Ama evet. Onlar nasıldı? Ah kafa. Ama, Belçika mavisi. Tamam ama şimdi bunlar da onlardan büyük. Ön olmasa zaten ben de size bu parayı demem. Tamam abi. O malı da ben verdim. Bir kere malını almıyoruz. Devamlı malını alıyoruz. Ama tamam, sen vereceğin parayı vermiyorsun şimdi. Alacağım parayı da verdim. İş sende ya. Söyle sen. Alacağın parayı söyle. Dediğim gibi. Tamam abi, öyle derim bunu. Canım abim, gerek yok. 83 Ömer'e biz bunları vermedik. Kendin biliyorsun. Verdik mi? Ya ora vermeyin, bana verin. Bu nasip bir şey. Hayır, 83 Ömer'e verdiysen verdin de. Verdin mi abi? Olsun. Çıkmaz. Sen de vardın yani. Biliyorsun yani çıkmaz, sen bunu. Çıksa. Doğru mu? Abi sen en son kaç alacaksın, onu söyle sen bana. Sen en son kaça vereceksin Fahim abi? Abi ben 86'ya vereceğim. Alır mısın abi? Ne diyorum Fahim abi? Şimdi hayırlı 86... olsun diye abi. 86. 200 lira kaldırmadım abi. Bedaniye'den 100 lira. 86'ya götür diyorum. Yanlış mı? 7,5'a verin Fahim abi. Veremem abi. Verdin Fahim abi. Veremem abi. Verdin Fahim abi. 8 desen bende kalır. Tamam. Vallahi 8... Diyemem kardeşim. O 8 diyecek bende kalır. Abi 7,5 verdi. Abi kabul ed- ama ben 9'dan aşağı inip geliyorum. Hayır yok, 9'dan aşağı geliyorum ben sana yani. Doğru mu? Evet. Ya 10 dedi, fark etmez. Ya 10 da değilim, malın değeri var. 10 demeye gerek yok. 10 desek de olmayacak. Her için bir değeri var. Sen vacın geri var. Bak, bak, bak. Bir ses var ya. Ya 90. Hiç olmaz hatırına verdi değil mi abi? Abi şimdi dinle. İki tarafa 8 bin lira yapalım mı? Ben yine dedim. Bu 83'tü de. 8'den bir şey açalım. Ya 7,5 7,5 görelim abi. Veriyor. Valiyemdir abi. Ben de görmedim yani. Bir dakika şimdi, 83'e de gidelim. Demedi, 86. Ben de satçı bekleyeceğini falan. Abi dinle, arada 1000 lira var. Bize bunu görmek bir şey. 8 bin lira iki taraba. Montofon ırkı 6 aylık 2 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 180 kilogram. 8 bin liraya satıldı. Fena. 35, 100 lira düştü. 34 işte. Ya bu emin olsun buna geldi. Söyledim. Aşağı 34. Hayırlı gör. 34 lira Mehmet, hayırlı gör. Yerli ırk 4 aylık erkek buzağı. Tahmini canlı ağırlık 120 kilogram. 3400 liraya satıldı. Ben Afyon Akören kasabasından Nusret Acun. Nusret abi, hayvancılık mı yapıyorsun, celep misin? Hayvancılık yapıyoruz, yetiştiricilik işte. Pazara mal getirdin bugün herhalde. Getirdim. Kurban bayramı nasıl geçti? Var mıydı kurbanlık? Kurbanlık vardı da kurban bayramı normaldi yani. Ne iyi ne kötü şekilde yani. Yetiştirici için de zor, alıcı için de zor. Ama bir yem 50 lira olduğu için... zorlanıyor yani. Satıcı da zorlandı. Satabildin mi hayvanları? Satmadık diyecek kadar sattık. Satılmadı diyecek kadar yani satıldı. Bu şekilde oldu. Pazara kurbanlık satamadıklarını mı getirdin yoksa başka hayvan mıydı? Kurban da yani bununla kurbanlık olmadığı için nasıl diye yani o satmak kurbanda da satılır diye çıkardık ama bununla tabii çapal olmadığı için satılmadı. Peki geçimini nasıl sağlarsın abi? Çiftçilikte var mı, sadece hayvancılık? Çiftçilik yapıyoruz diyoruz ama mesela abi kalkıp da bir tarlamız yok ama ufak tefek besliyoruz bu şekilde. İnekçilik yapıyoruz. Ondan da tabii süt fiyatları düştüğü için. Süt fiyatları nasıl? Biraz da ondan konuşalım. Süt fiyatları düşük. Ne kadar Afyon'da? 90 kuruş. 90 kuruş. Sıcak veriyorsunuz. Evet. 90 kuruşa mesela sütü veriyoruz. Bir sığıra, ineğe mesela bir tek şekilde ha. Ne bileyim televizyonlarda çıkıyor herkes. Bir şeyle anla diyor.
anlatıyor ama bir diyelim ki yetkililer, bir tarım ildeki bir veteriner, yukarıdaki tarım il bakanlığı yani bakanlıktaki bir yetkili gelsin, bir sığıra, bir ineğe bir yemi versin. Bir çuvalı. Bir çuvalı bir günde bir inek yer. Bir günde yer. Rasyon yok. Kalite yok. Tamam benim yemim iyi diye bütün fabrikalar reklam yapıyor, bilmem ne yapıyor. Eskiden yarım çuval bir hayvan boşandığı zaman biz yemi, o yarım çuval yemi yediği zaman o hayvan o gün kurtuluşu olmaz, ölürdü. Neden? Kalite vardı. Doğaldı her şey. Holstein ırkı 2 adet kasaplık inek. Tahmini ortalama canlı ağırlık 650 kilogram. 15 bin liraya satıldı. Kilosu belli bu hayvan. Gerek yok. Sen biliyordur kilosunu. Biz de biliyoruz yani. Bizim sen ara, sen 11'e iste bu da versin. Ya iki tarafa da 11 lira. Ya Hasan. Ya olmaz. Veremeyiz onu. İyi 12 alalım Hasan ya, abi. Gelin şöyle. Bizi ya, de almayalım. Hasan'cığım ya sen kaçar edin. Ya hayvanı bak bir ya. Doğru aradın. Şimdi bizim olan 11'e istedin mi sen? Ya iste. Abi cemaat bir şey atıyor. Verimin gerek yok. Verim. Razı olsun. Hasan abi sen para kazanamıyorsun, bu da para kazandırsın. 11,5. Şimdi, ya ya kardeş 500 öyle bir şey yok valla. Kardeş. Bunun da abi, bir yanlış var. Allah hayırlı müşteri. Ama bak. 12 milyon. Aç kahve yap ikram. Şu Allah. Allah. Çıkmadı bak. Abi. Alırsın sen kazancı. Ben nereye kazanacağız? Kaç kilo ya? Kardeş. 30 milyona geliyor valla. 11,5 git. 11,5. Ne dedin ben ya? 11,5 para kazanmıyor. Ya abi bir dur ya yetme ya Allah'ım aşkına. Bizim oran. 12 bin lira da vallahi memnun ol. Gerek yok cebimi boşaldı. Ya, ya. Biz ne edeceğiz abi? Ne dedin ya? 11,5. İyi la abi Allah'ın üstüne. Allah. Pasaportta pazar günü gelecek. Tamam o sorun değil ya. 11,5 hayırlı olsun. Bak be. Ne dedin ne? Gülüm bu sana verdin. Ya çıkmaz yine kilo. Tamam. Basut. Dinle lan. 200 lirle bir daha. Ya. Ben tamam bir de lan. Ya. Tut. Ya yardım ha. 250. 250. Aziz lan çıkmaz. Çıktı mı ya? Tamam. Ete gidecek bu hayvan. Yetme lan. Lan yetme zararı da lan. 100 daha çevir lan. Git. Dört. 300 lira. Ya ben. Hasan'a. Lan bir de lan. Hasan'a. Ya sana diyorum. Hasan'a. Ya Hasan'a bak. Ya Hasan'a. Bu kadar insan benim ortak. 300 lira yetişti. Bir dinle. 400 lira. 4. Sen de esnaf. Esnafız hepimiz abi. Elinden tutuyor. Sen beni üzmeyin. 400 lira git. Vallahi lan. 4. Hayırlı. Simmental ırkı 2 yaşında besit anası. Tahmini canlı ağırlık 700 kilogram, 11.400 liraya satıldı. Afyon Şuhudum Çakırız köyünden Mahmut Özoğlu. Mahmut abi ne iş yaparsın? Canlı hayvan ticareti. Nasıl bugün pazar, sana pazarı sorayım. Pazar normal. Kurbandan önceki fiyatlarda. Kurban var mıydı sende kurbanlı? 27 tane dalan vardı. İzmir Yeşillere'de sattık. Nasıldı satışlar fiyat olarak diyeyim? Tatmin etti mi? Fiyat olaraktan et fiyatına mal sattık geldik. İzmir'de et fiyatına mal sattık. Yine de en azından satmış olmanın mutluluğu var. Satmış olduk yani. Balımızı satmış olduk. Kurbandan kalan mal mı getirdin yoksa yeni hayvan mı getirdin yeni buraya? Yeni hayvan bunlar. Kurbandan hiç mal getirmedim. Yeni mallar bunlar. Peki bugün müşteri az gözüküyor pazarda. Fiyatlardan mıdır? Sebebi ne? Millet bayramdan dönünce millet tabii şöyle kendini alabildiği yok. Malını kestirdi. Kimi kurban sattı. Şöyle diyeyim. Piyasa daha oturduğu yok yani. Dediğim söz bu yani. Piyasa oturduğu yok. Besiciler fiyatların yüksekliğinden şikayetçi, yetiştirenler maliyetin yüksekliğinden şikayetçi. Ne olur bu durum? Yemi düşürmeleri lazım. Yem durumu 50-52 lira yem. Efendime söyleyin kepeğin kilosu olmuş 700 lira, arpanın kilosu olmuş 1000 lira. Üretici bundan şikayetçi. Yani para kazanamadığının ondan şikayetçi. Başka bir yandan değil.
Ha şimdi bir yeminen hayvanın yediği mahsulü düşürdüğü zaman üretici para kazanır, tüketici de ucuz paraya mal yer. Dışarıdan ucuz bizim malımız yalnız. Ben sana devireyim. Dışarıda Baskül'den bizim malımız ucuz. Dışarının Baskül'ü 18 liraya geliyor. Biz buyur 15 liraya vereceğim ben. 15'ten pahalı pazarda ya. 15 lira canlı Baskül. Buyur. Dışarının malı 18 lira 19 liraya geliyor. İthal. Pazardaki alış satışa bakarsak 22'den aşağı hayvan yok. Canlı ağırlığı ha. Yok ya 22'ye falan diye. Buyur gel buyur. İstediğin para bu hayvanlara 64 derde para istiyorum. Bak üzerinde 230 kilo, 220 kilo et var. Kaç paraya geliyor? Canlı bas, bu hayvanın canlı baskülü 16 liraya geliyor, 15 liraya geliyor. Nasıl 10 lira ya? İkisine. İkisine. 5 aradan 10 lira. Ha sen ne diyorsun hacı? 12 lira dedik. 12 lira. Paramız çok ya. Çok. Para çok da biri çok istemiş biri az vermiş değil mi? Ya, doğru ya. 10 lira de. 10 liradan geldi. Abi iş sende emin ol ya. Ben de değil. Ha, ben yapacağımı yaptım. 11 hayırlı olsun. Dinle be. 11 de sen be. Burası diyecek abi. Ha? Ya de. Burası diyecek. De 11. De 11. Alma de. Ben. Ya bak bir pazarlığım benim katı değildir. Gayet dengeli nasıl bir şekilde. Nasıl katı değil ama sen dediğin yere aynı yerde duruyor. Değil emin ol. Can dostum bunu alamadık. Yani şuraya getiremedim 11 liraya. Bak 11 buçuğu al. Zararı... Dinle be 11 buçuk. Uğraşmaya gerek yok. 11 buçuk yok. De o zaman. Allah Allah. Dinle be. Her iki tarafa da. 11. 11'ine yapalım 11. Bunu. Her iki tarafa da bak. İkinin. Yedem yedem. Alırsa alsın, almazsa almasın. Git. Şimdi bak bir. Şevkin'e sen alın de abi. Ahmet 11 desem bunu. Aynı bak sen başına geleceği biliyorum ben. Git. 250 bin lira para kazanır bu mal. Alırsın. Kaça? Bu 750 bin lira alırsın. Nasıl 750? O 250, 750, 250 bin lira. Alırsan 250 bin lira para kazan. Tamam. Olmaz. Ben ne diyorsun? 250 bin lira para kazanır. 11 alamam diyorum ben. Tamam. Bir şey diyeyim. Ha, 11 alamam ben. Ben ne diyorsun? 250 bin lira para kazanır. 250 dakika alsın. Kardeş 11 alamam ben. Şimdi kabul ettin de 11 lira aldın malı. 11 liraya verdin kıymeti yok. Dinle be. Ben bir şey diyorum sana ya. Kazancıyı para belli. Tamam, ben bir şey diyorum sana. Ha, alamam bizim onu. Tamam. Dinle be abi bu iş bitti. 11 git iki tarafı. Abi. Ben bak ya 11 iki ne diyorsun? 11 ne var ya? Herkes sana gönderdi. Bu parayı alır mı? Bir şey de yok. Tamam. Bak ben bunları yerinde 11 bin lira para verdim amme. Ya zarar etmiyorsan mesele yok o zaman. Git. 100 arkası varmış lan hanım. Var var. Amme şimdi malı bölüyorum. Malı bölüyorum ufağını getiriyorum. Yalnız tomalın içinde bu ikisini ayrı aldım emin ol ya. Ya bir şey ön olmasa. Ama madem böyle olur git. Emin ol sen bilin ağabeyle. Madem böyle olur git. Şimdi bak be. 11 sen de hiç konuşma. 11 bin lira alana satana. Her iki tane yürüyor. Hadi. Şarole ırkı 6 aylık 2 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 275 kilogram. 11 bin liraya satıldı. Osman Altın, hoca da derler bana, Osman Hoca olarak. Ne iş yaparsın abi? Vallahi ben emekliyim fakat hayvan pazarlarına da giriyorum, çiftçiyim. Biraz ufak tefek alır satarım. Yani yetiştiriciyim daha çok, üreticiyim. Yetişeni satarım, getiririm ara sıra böyle. Pazarı takip ederim. Bugün nasıl pazar? Bugün pazar durgun yani şeye göre, kurbandan önceki şeye göre durgunluk var. Halkta bir tedirginlik var. Niye abi? Ya kurban iyi gitmeyince alacak olan alamıyor şimdi. Acaba diyor yine mi öyle olur diyor.
Satacak olan da pahalı almıştı kurbanın arkasında bu iyi para eder diye. Alıcı da tabandan tuttuğu için veremiyor, zarar ediyorum diye. Kurbanlık çok mu kalan oldu elde? Çok kaldı yani. Vatandaşın elinde diğer senelere göre bu sene çok kaldı. Yani niye kaldı? Çünkü bahar mevsiminde vatandaş olarak aldığında 4,5 lira civarlarında aldı. Bu sene o hayvanlar kurbanda o 4,5 lirayı yapmadı yani. Alışı pahalı oldu, satışı da oldu. Satışı olmayınca elinde kaldı. Satamadı vatandaş, öyle kaldı. Pazarda çok hayvan var. Bunlar hep kurbandan kalma hayvanlar. İnsan da çok. Bak yani alım satım yok. Yani hayvan çok. Haddinden fazla gelmiş ama alım satım olmayınca da hayvan çok gözüküyor. Yani geçen hafta da satılmadı, bu hafta da satılmadı. Satılmadıkça hayvan çoğalacak. Yani peki ne olacak bu işin sonu? Vallahi bunu yetkililer çözmesi lazım ha. Nasıl çözülür senin görüşüne göre? Yemi ucuzlatmaları lazım. Ya yemi ucuzlatmaları lazım. Yani bize üretici yani erkek besiciye destek veriliyor ama şeye de destek verilmesi lazım. Hani damızlık inek yapan vatandaşa da destek verilmesi lazım ki vatandaş ineğini kestirmesin, üretime katkı olsun. Peki bir yandan da süt fiyatları çok düştü, inek fazla deniyor. Aşırı derecede işte yani süt para etmeyince, devletten de buzağılara, ineklere destek gelmeyince vatandaş ineğini besliyor arada, satıyor, kestiriyor yani. Bu yol inek fiyatları yükseliyor. Yani inek fiyatları da yükseliyor. Piyasada inek azalıyor, yüksek alıyor. Fakat alan vatandaş onu beslese de buzağılatsa da kar yapamıyor yani. Holstein ırkı 4 yaşında bir adet inek. Tahmini canlılık 500 kilogram. 5500 liraya satıldı. Bana galış parası gibi bir şey o. Yedi içtiği de benden gidiyor. Gerek yok. 200 liraya dersin ben. Abi sen ben açıklayacağım ona ya. Lan bu da 28 diyor şimdi. 3000 liraya. Biriniz alın biriniz verin. Niye biliyor musun? Edemeyiz. Uzun boylu uğraşmak ya. Edemem abi. Kaç ya, olacak? Ya. Bu 200'den aşağı edemem. Dur ka 100 olacak. Al sen de gerek yok. Ne gel? Gönlünü gel. 100 bin lira. Tamam sen de al. Gerek yok. Tamam al dedim aldın. Tamam aldın. Gerek yok. Sevildiğini bilirsin. Tamam. Ne gel? Mustafa abi bana takma bunu. Sen mi? 100 tamam. Bitti lan tamam. Gerek yok. Tamam. Mustafa abi. Gönlünü gel. Gönlünü gel. Bak hiç kimse takma. Tamam. Necat. Yapamam. Necat 100 bin lira. Gerçekten. Valla ustalı gidiyorum bana. Alakası yok. Ben sen as. Malımı sonra. Tamam ben gerek yok. Bitti. Tamam bitti. Ne aman be 100 liresinin ağzını kıran ay. Tamam. Montofon menezi 1 yaşında düve. Tahmini canlı ağırlık 250 kilogram. 3100 liraya satıldı. Mustafa Karahan. Ne iş yaparız abi? Bu hayvancılıkla meşgulüm. Çiftçilik, hayvancılık ve kesim işiyle uğraşıyoruz. Nereden geldin? Hani bu yerliyim, şuhutluyuz, yerli şuhutluyuz. Biraz dertli gördüm seni, bana bayağı yakındın. Evet, şükür Allah'a, sağlık saatimiz iyi ama derdimiz yok. Hayvan yönüyle, et yönüyle hayvan. Ben kesici olduğum halde mal çok pahalı, et çok pahalı. Buna çözümünü yapmak lazım. Ya üreticiye destek, yani doğum inekçilik yapan insana müstahsılımıza destek veya kota ithalın yolunu açmaları lazım. İthal kolaylıkla gelmesi lazım. İthal gelmedikten sonra ya doğuma yani üreticiye destek veya kota ithala çok önem verilmesi lazım. Bu pazar böyle yürümez. Bu iş böyle yürümez. Hayvan fiyatları pahalı diyorsun. Fiyatları çok pahalı. Bir ufak 3 aylık buzağı sordum ben. Buzağı toplayacağım. 100-150 kadar çiftliğim var. Mal alamıyorum. 3 aylık buzağıya 3500 lira verdim. Adam 4250 liraya kendim aldım diyor. Yani bu şartlardan besi de beslenmez. Besleyemeyiz de. Mal da alamıyorum. Benim çiftliğim boş. Bir tane hayvanım yok. Onun için devletten bizim desteğimiz. Ya üreticiye çok destek versin. Üretici devam etsin üretimine. Veya kota ithalın kapısını alsın. İthal kolaylıkla gelsin. İthalda çok zorlanıyoruz biz. İthal getiremiyoruz. Geçen sene ben 50 tane ithal getirdim. Bu sene getiremiyorum. Neden? Gücüm yetmiyor.
O zenginler uçuyor, o demokratlar uğraşıyor ona. Biz ulaşamıyoruz. Bunu bizlere kadar iş yaptığında kolaylık versinler ki bu müstahsıl burada alamazsa dahi iyi tarımdan işini görsün. Veyahut da dediğimiz gibi üreticiye, inekçilik yapana, damızlık yapanlara çok destek verilmesi lazım. Yem 50 lira. Peki şunu sorayım ben sana. Aynı zamanda üreticisin. Uygun fiyatlara hayvan bulduğunda etten para kazanabiliyor musun? Durum nasıl? Şimdi uzun müddet olduğu için kendi kendime kazanırız diye teselli veriyorum. Belli değil kazanacağımızda. Sakız ırkı 20 adet koyun. Tahmini ortalama canlı ağırlık 50 kilogram. Tanesi 400 liraya satıldı. Ben alacak kursağız. Ben 12'den fazla almayacaktım. 12,5 attılar. Ben 12,5'dan yukarıya. Gerçekten ne param var ne gözüm. Para olmasın bu meselesi değil. Para önemli değil. Yani itibar anladım dedim. Yani. İtibar yetiyor mu? Evet. Allah razı olsun. 12,5'a verirsen alacağım. 13'ü siz diyeceksiniz abi. Bak, ben diyemem 13. Bak diyor. 13'ü bitmesin. Diyemem abi. Bak 13'ü alırsan al diye. Ya yüklenme fazla bana ya. Zarar ediyor diyeyim yani. Yok mu? Ya baksana şöyle, bak ne veriyoruz biz sana ya. Altından gümüş bir mi? Sen 5300 lira diyorsun da. Bak o düğüye bir bak. O düğüye 5300 lira. Yansın hadi ya. Şey demeyeceksin ya. İşte de pazar olsun. Olmaz o zaman 12,5 yolla. Ben 13 alamayacağım Osman. Alalım. Verelim. Gerçekten benim 13 alamayacağım. Yani vurmaya gerek yok ya. O zaman dursun abi. Ne abi dursun abi bir şey demem. Allah hayırlı işler. Vereceğim 13'e. Abi veremem ben 13'e. Ben ne alacağım ben ya? Osman ağabey yapın, ben fazla alayım. Bana bedava verse almam ben. Lan öyle şey mi oluyor ya? Onun namına sen al, ben de bunun namına satın. Kaç parayı? Ben 13'e alacak olsam zaten nama gerek yok. Kendim alırım abi, öyle bir şey yok ya. 12.700 liraya bu döner sen ve bu da alsın abi. Vallahi pahalı ya. Pahalı mı? Pahalı tabii. Ya ete şey etsin. Temiz abi, hayırlı olsun. İyi lan, 100.000 lira daha veriyorum. Abi hayırlı olsun be. 13 lira, 13 lira, 13 lira. Tamam abi. Cengiz abi ver diyor herhalde. Vermeyeceğim. Ya şu adam dedi, 150 lira yerin dibine batsın. Gel de 100 bin lira. 50 daha adam. Şimdi bakalım. Ben daha. 200 kaldır galiba. Kaldır. Lan. Allah'ın kafasını bul. Sen Osman ağa taraf tutuyorsun. Hemen. Sen şuhutlusun, şuhutluyu seviyorum. Ya alamayacağım abi. Allah razı olsun. Geldik. Ya. Ama televizyoncu kardeşim bak sen işi bilmiyorsun. Ben sen olunca satılıyorum. 12 bin liradan var ya. Çıka hep bana yükleniyorsunuz. Bu adamın evinin malı. Bir de arkadaş satarken göreceğim onlara 9 lira veriyor mu vermiyor mu? 9 lira mı? Ha. Evde hazır gene düve var. Veren ben sana. 8 lira bin lira. 8 abi. Bakalım. 200 lira çeldirdik. Bir sen de al. Ben almayacağım abi. Olmaz. Ben şu adamı kırmadım. 100 bin lira geç dedi. Geçtim abi. Kaldır 200 lira kaldır aslında. Hadi abi hem bana kaldır. Cengiz abi konuşma ya, tamam. 800 lira. Ya lan neydi? 800 lira aldık. Al hadi. Tamam. Al hadi. Tamam. Al. Hayırlı olsun. Denk. Hayırlı olsun. Hayırlı. Simmental ırkı 2,5 yaşında 2 adet düve. Tahmini ortalama canlı ağırlık 350 kilogram. 12.800 liraya satıldı. Hafız değerli abaga. Hafız değerli abaga. Ben buralıyım, şuhutluyum yani. Dur oğlum, karıştırma oğlum. Ne var ne yok? İyiyiz, hamdolsun, siz nasılsınız? Allah iyilik, sağlık versin. Bereketli olsun bereketli eviniz. Sağ olun, nasıl işler? Allah bu ümmete çok versin. Rabbim Allah hidayet nasip etsin. Hep para diyor bu insanlar ya. Bir kere Allah deyin arkadaş. Bunu yayınla bak. Nasıl işler abi? Hamdolsun alemlerin Rabbine. İyi. Her şey para değil yani. Evet. Ne iş yaparsın? Yetiştirici mi? Alım satım mı? Yok ben emekliyim ya. Pazar görüyorsun durumu. Pahalı pazarla. İnşallah devletiniz bunu ele attı. Eti düşürecek. Allah hükümetimize zaval vermesin. Et mi düşsün? Hayvan fiyatı mı düşsün? Hayvan fiyatı da düşsün. Et de düşsün. Et düşsün canım.
Pahalı mı diyorsun? Yem eti. Pahalı biraz. Evet. İstanbul'da 50 lira. Ev kirası 1000 lira. Aldığı 1300 lira. Olmaz kardeşim ya. Yanlış. İnşallah devletimiz düzeltecek. Yem fiyatlarına da elasın. Onu da değil. Yem fiyatlarını da düşürsün. Destekleme versin hükümetimiz. Karaman melezi 15 adet erkek kuzu. Tahmini ortalama canlı ağırlık 35 kilogram. Tanesi 400 liraya satıldı. Şimdi İsmail bak hele ben bunları bak bir sen hacı geldi bak 200 lira daha getirdim güzel lira. Ben bassam olmadı gidiyorum bak. Güle güle abi. Gidiyorum hemen İsmail. Sen bilirsin. Lan şiir dur bile. Hocam bir dakika. Bak bir. Abi alman o kadar. Ver şunu. Olmaz öyle. Ver mi şunları? Olmaz öyle. 200 lira getiriyorum. Bak ben tut bakalım. Cemaat üstümde tut bakalım gerek yok 12.5. Bak ben insanları paraya falan değişmiyorum. Ya sana... iki saattir diyorum 12.5 ya Allah aşkına senden ya. Sen diyorsun ya deyip durun. Dinle beni. Allah Allah. Ben ne dedim? 12 aldın dedim ya. Kürsey İsmail. Sen ne verdin? Bak ben 12 verdim ya. Sen de. 12.5 diyorum ya. Alışveriş etmiyor. Doğru sen birisin. Doğru be. Canım. Ben 13 milyar diyeyim. 100 milyonu esine veren diyorsun. Benim kardeşim şu adamlar senin köylün onlar deyip durun. Niye öyle? Bu da benim köylüm mü buralı lan? Allah Allah. Yani abi 12.5'a yapalım da öyle. 200 geçelim. 200 geçelim. Olmaz da öyle. 100 daha geçiyor. Olmaz ya. Sen 12.5 mu? İşi tadında bırak git hayırlı olsun. 12.5. Bak bir. 100 lira çal abi. Tatlı diline. 400 lira kardeş. 12.400. Bizim hukukumuz var. Bak. Alışverişler etmeyelim ya. Kaç alacaksın? 100 liradan 200 lira kaka. Kaç alacaksın? Şey etmeyin git. 12 alacaksın. Kaç alacaksın? Ne diyorsun sen abi? 200 lira kaldı ben git oğlum. 12 bin kaç lira? 300. Hayır gör. Simmental ırkı 2 yaşında, 2 adet düve, tahmini ortalama canlı ağırlık 300 kilogram, 12.300 liraya satıldı. Ben Recep Ortatepe, Afyon Tınaztepe'de besi yapıyoruz. Yılda 600-700 tane hayvan besliyoruz, kestiriyoruz. İşte Avrupa'dan alıyorduk, Macaristan'dan. Avrupa kapanınca şimdi et balığı devroldu. Oradan da biraz sıkıntı geç geliyor hayvanımız. Yerli hayvan almaya başladık. Aldınız mı hiç o, bu et balığın getirdiği hayvanlardan? Alamadık, yazıldık ama yani ne zaman gelir bilmiyoruz. Arıyoruz et balığı. Gelecek deniliyor ama işte olmuyor bu hayvancılık. Biz kestirdiğimiz zaman almak zorundayız. Çiftliklerimiz boş duramaz. Yerli hayvan da pahalı gözüküyor şu an. Pahalı. Şu anda pahalı da yani çok da pahalı değil aslında. Da işte ikisinin arasında biraz sağlık koşulları Avrupa'nın malı bizden üstün sağlık koşullarında. Başka bir farkı yok yani. Hayır, verim olarak nasıl? Verim olarak İşte Avrupa malı bundan üstün. Yani o da sağlığı iyi olduğundan orada yani gelen malın %90'ı ot danası Avrupa'dan gelen ananın. Ondan dolayı Avrupa tabii birinci tercihimiz de olmadığı zaman da yok yani yapılacak da bir şey yok. Yerli almak zorundayız. Aynen öyle. Karkas olarak ikisini kıyaslarsak nasıl randımanları geliyor? Ya bizim Avrupa malı %60 randıman yapıyor. %53-54'te yerli malımız yapıyor. Bizim kesimlerimiz İstanbul kesimidir. Yani Afyon'un bütün kesilen malı İstanbul'a gider. Dana olarak İstanbul'a gider. Siz de büyük çaplı yapıyorsunuz bu işi. Nasıl şu an? Para kazanıyor mu bu iş? Neler yapılması gerekir? Kazanıyoruz. Allah bereket versin de bu işte bir dengesizlik var. Yani o dengesizliğe de devletimizin, hükümetimizin çare bulmasını istiyoruz.